Yazı tipi. Yazı biçimlerini değiştirmek için yazı tipi grubundaki komutlar kullanılır. Çalışma alanı içinde seçim yaptıktan sonra yazı tipi seçeneklerini içeren mini araç çubuğu da ekranda aktif olur. Yazı tipi butonu. Yazım işlemine başlamadan önce yazının tipini belirlemek ya da önceden yazılmış bir yazının tipini değiştirmek için metni seçerek yazı tipi listesinden uygun yazı tipi seçilir. Örneğin, Times New Roman, Calibri ve benzeri. Bu buton yazının boyutunu arttırmak ya da azaltmak için kullanılır. Yazı tipi boyutu puntu ile ifade edilir. Yazı tipini sayaç gibi arttırmak ya da azaltmak için bu iki düğme kullanılabilir. İlk düğme yazının büyüklüğünü birer birer arttırırken, ikinci düğme ise birer birer azaltır. Klavye kısa yol tuşu Ctrl Shift P tuşudur. Büyük küçük harf dönüşünü sağlayan ya da kelimelerin ilk harfini büyük yapan düğmedir. Klavyeden Shift F3 kısa yolu tuşuyla da aynı görevi gerçekleştirirsiniz. Seçilen metindeki tüm biçimlendirmeyi temizleyerek yalnızca düz metin kalmasını sağlar. Yazıyı kalın yazdırır. Klavye kısa yol tuşu Ctrl K'dir. Yazıyı italik yani eğik yazdırır. Klavye kısa yol tuşu Ctrl T'dir. Yazıyı altı çizili yazdırır. Klavye kısa yol tuşu Ctrl Shift A'dır. Farklı alt çizgiler kullanmak için aşağı yöndeki ok işaretini tıklanarak çizgi stili seçilir. Seçili metnin üstünü çizer. Seçimi alt simge yapar. Alt simge yapılacak karakterler seçilir ve bu düğmeye tıklanır. Seçimi üst simge yapar. Üst simge yapılacak karakterler seçilir ve bu düğmeye tıklanır. Seçili metne parlama ve yansıma gibi özel efektler kazandırır. Farklı efektler için aşağı yöndeki ok tuşu tıklanarak açılan pencereden farklı seçimler yapılabilir. Metnin kalemle işaretlenmiş gibi vurgulanmasını sağlar. Farklı renkte vurgu yapmak için aşağı yöndeki ok tıklanarak renk tablosundan renk seçilir. Metnin rengini değiştirir. Yazıya farklı renkler vermek için yandaki ok tuşuna tıklanarak renk tablosundan renk seçilir. Ayrıca şerit üzerindeki yazı tipi seçeneklerine detaylı olarak ulaşmak için yazı tipi grubunun sağ alt köşesinde ok işaretine tıklandığı zaman yazı tipi penceresi açılır. Aynı işlemleri buradan da gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Elimizdeki metnin yazı tipi ayarlarını beraberce yapalım. Öncelikle başlık kısmıyla işleme başlayalım. Başlık kısmını metinden ayırmak için bir kere yazı puntosunu değiştirelim. İster bu bölümden yine ön üzerisini görerek direkt sayıya erişebilirsiniz. Ya da şu iki düğmeden kullanarak büyütüp veya küçültebilirsiniz. Bir metinde yazı tipi ayarı yapıyorsanız, öncelikle yazı tipi ayarı yapılan metin seçilir. Seçme işlemi next getirilir seçilecek metinin sonuna ya da başına. Sonra shift tuşuna basarak yön tuşlarıyla seçme işlemi yapılır. Seçildiğini nereden anlayacağım? Onu da şu mavi kısmı olduğunda seçilmek işlemi yapılmış olduğu ya da mouse'umu sol tuşuna basarak mouse'umu yönlendirerek seçme işlemini yapıyorum. Yine yazımı seçiyorum.
Ve yazımda biraz daha diğerlerinden farklı olsun diye kalın yapıyorum. Evet. İstersen italik de yapabilirim. Biraz da italik olsun. Aynı şekilde alttaki metnin başlığına da yapıyorum. Puntosunu 16. Direkt bakın 16'yı direkt bildiğim için direkt yaptım. Yazı tipini kalın. Onu da kalın yaptım. Bu kalın yapma işlemini klavyeden Ctrl K ile de yapabilirsiniz. Bir de önemli olduğu için altı çizili yaptım. Bu çizgi stilini seçmek için de yandaki ok tuşuna bastığınızda çizgi stilinin şeklini seçebilirsiniz. Şu andaki çizgi stili iyidir. Şu anda başlık ayarları yapıldı. Metinde vurgulanmasını istediğimiz yerler var. Bunları bakalım. İlk metnimizin ilk paragrafı bence önemli. Onu vurgulayalım. Fosforlu kalemle geçilmiş gibi olsun. Onu da yazı tipi metin vurgu rengini seçiyoruz. Sağ taraftaki oka basarsak rengini seçeriz. Sarıyı seçelim. Metninizde ne kadar yazı tipi ayarı yapılmışsa metninizde o kadar vurgu var demektir. Ama fazla vurgu da metninizi zorlayacaktır ve metinin anlaşılmama haline getirecektir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bir de şu yukarıdaki bilgisayar yazısını biraz efektli şekilde yapalım. Efektli olarak yapmak istiyorsak metin efektli butonları getiriyoruz ve ya da ben bu ayardan hiçbirini sevmedim, hepsini silmek istiyorum diyorsanız yine metin seçilir ve biçimlendirmeyi temizle butonuna basıldığında ilk baştaki haline geri döner.